Ve bugünün rakamlara bakalım hemen hızlıca. Son dakika bilgisi olarak 10 Mayıs 2020'nin rakamları: bugünkü test sayısı 36.187, bugünkü vaka sayısı 1542, bugünkü vefat sayısı 47. Allah'tan rahmet diliyoruz, ailelerine sabır diliyoruz. Bugünkü iyileşenlerin sayısı 3211. Düne kıyasla 9 Mayıs'ın tarihlerine bakıldığında daha iyi bir tabloyla karşı karşıyayız bugün. Bunu da aktarmış olalım son dakika bilgisiyle birlikte. Şimdi Türkiye virüsle mücadelede iyi bir yol kat etti ve sonuçları da itibariyle işler istediğimiz istikamette gidiyor, az önce de gördük. Buraya kadar güzel. Zaten bunun bir sonucu olarak yasaklarda bir nebze olsun gevşiyor. Bu yüzden gözler yarına, yani 11 Mayıs pazartesiye çevrilmiş durumda. Yarın nasıl bir pazartesiye uyanacağız? En çok merak edilen bu. Evet, alışveriş merkezleri açılıyor, berberler, güzellik salonlarıyla birlikte, ama başka neler olacak ve trafikte acaba bir pazartesi kabusu yaşanır mı? İşte bu soru yanıtsız. Önümüzdeki günlerde evlerimizden daha sık dışarı çıkacağız. En ufak bir borç vermişim, bu işi artık hallettik, nasıl olsa sona geldik düşüncesi çok büyük zarar verir. Türkiye'de koronavirüsle mücadelede bir dönem kapandı. Yeni bir dönem başladı. 11 Mayıs itibariyle hayatımızda değişiklikler olacak. Uzun zamandır kapalı olan AVM'ler açılacak. Berberler işbaşı yapacak. Normale dönüş sürecinde bazı gevşeme kararları yürürlüğe girecek. Alışveriş merkezine vakit geçirmek için, dolaşmak için gitmeyin. AVM'lerde olabildiğince fazla sayıda giriş kapısı açılacak. Kişi sayısı 10 metreye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacak. Müşteriler de anonslarla sık sık koronavirüs konusunda bilgilendirilecek. AVM ziyaretlerinin 3 saatten uzun olmaması uyarısında bulunulacak. Belli bir oranın üzerinde kişi AVM'nin içinde olamayacak. Konser ve gösteri gibi toplu etkinlikler olmayacak. Ayrıca asansör kullanımı hem sınırlandırılacak hem de kişilerin asansör içinde duracakları yerler işaretlerle belirlenecek. Asansör kullanmamak lazım. Ortalıkta dolaşmayın. Berber ve kuaförler de pazartesi itibariyle mesaiye başlayacak. Tedbirler kapsamında dezenfekte edilen berber ve kuaförler kalabalığın oluşmasını engellemek adına randevu sistemiyle çalışacak. Az sayıda personelle hizmet verecekler. İş yerindeki koltuk sayısı kadar müşteri alabilecekler. Yanınıza mutlaka bir defa bir el dezenfektanı ya da kolonya götürün. Yapılacak şey bu kadar basit ve insanlarla da 1,5 metreden daha yakın ilişki kurmamaya çalışın. Kuaförlerde fön makinesi zorunlu olmadıkça kullanılmayacak. Manikür, pedikür ve epilasyon gibi işlemlerde kullanılan malzemeler tek kullanımlık olacak. Pazar esnafına getirilen kısıtlamalarda da esneklik sağlandı. Pazarlarda bundan böyle kıyafet ve oyuncak satışı yapılabilecek. Taksicilerse araçlarını 6 saatte bir dezenfekte edecek. Dikkatsiz davranırsak 5.000'li rakamlar görmüştük, onun çok daha üzerinde.